Bu videoda Lewis diyagramları oluşturma konusunda biraz pratik yapacağız. Kullanacağımız örnekse formaldehit. Formaldehitte bir karbon, iki hidrojen ve bir oksijen var. CH2O. Videoyu durdurup bunun Lewis diyagramını kendiniz çizmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi formaldehitin Lewis diyagramını çizmeye başlayalım. Önceki videodan hatırlarsanız, Lewis diyagramını çizmek için bize yol gösteren dört adım vardı. İlk adımda bu molekülün tüm değerlik elektronlarını bulmamız gerekiyordu. Neden? Çünkü diyagramımızı çizerken hepsini kullanacağız da ondan. Toplam kaç tane değerlik elektronumuz olduğunu anlamak için de periyodik tabloya bakabiliriz. Karbon ikinci periyotta. O zaman ikinci kabuğu dışta olan kabuğu. O kabukta da 1, 2, 3, 4 değerlik elektronu var. Şuraya yazalım. Nötr serbest bir hidrojen atomunun da bir değerlik elektronu var. Ama hidrojen elimizde 2 tane olduğu için 2 çarpı 1 diyor. Oksijen de ikinci periyotta. Ve ikinci kabuğundaki değerlik elektron sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam değerlik elektron sayısı 4 artı 2 artı 6'dan 12 eder. Buraya kısaca D nokta E nokta yazdım. Sonraki adımda tekli bağları çizmeye çalışacağız. Sorunumuz şu. Merkez atomumuz hangisi olacak? Genel kural hidrojen hariç en az elektronegatif olan atomu seçmek. O zaman hidrojeni hiç düşünmemize gerek yok. Peki karbon ve oksijenden hangisi merkezde olmalı? Oksijenin periyodik tablodaki en elektronegatif elementlerden biri olduğunu biliyoruz. Bu açıdan flor'a çok yakın. O zaman merkeze koymak için en iyi aday karbon. Hemen çizelim. Diğer atomları da onun etrafına çizeceğiz. Merkezde olmayan bu atomlara ben uçtaki atomlar diyorum. Oksijen burada. 2 hidrojende şurada ve şurada. Bağları çizelim. Bu tekli bağda iki değerlik elektronu var. Aynısı bu bağ ve hatta bu bağ için de geçerli. 2 4 6 değerlik elektronu kullanmış olduk. Bu 6 değerlik elektronu ilk toplamdan çıkarırsam elimde 6 kalır. Sonraki adımda kalan değerlik elektronlarını hidrojen hariç elimizde olan atomlara vereceğiz ve böylece onların oktete ulaşmasını sağlayacağız. Hidrojenin iki değerlik elektronu olsa yeter. Yazıyorum. Kalan değerlik elektronlarını yerleştir. Oksijenle başlıyorum. Bunun zaten ortak olan iki elektronu var. O zaman oktete ulaşması için 6 tane daha elektrona ihtiyaç var. 1, 2, 3, dört, 5, 6. Kalan 6 değerlik elektronunu kullandığım için toplamdan bunları çıkarıyorum. Elimde başka kalmadı. Bakalım diğer atomlar ne hissediyor? Hidrojen bu kovalent bağdaki iki elektronu karbonla paylaşıyor. Aslında bunlar ortak elektron olsa da hidrojen sanki dış kabuğu tamamen dolu gibi davranabilir. Çünkü dış kabuğu zaten iki elektronla doludur. Diğer hidrojende de aynı durum geçerli. O zaman uçtaki bu atomların hepsi dış kabuklarının dolu olduğunu hisseder. Dördüncü adımda merkez atoma bakacağız. Daha fazla bağ ihtiyacımız var mı? Bu adımda bu konuyu düşünmemiz lazım. Karbonun etrafında 2, 4, 6 elektronu var. Ama aslında tam dolu bir dış kabuğu olmasını yani 8 elektronu olmasını ister. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Daha fazla bağ ekleyerek. Bu bağlar nereden gelecek derseniz ortaklanmamış elektron çiftlerinden derim. Ortaklanmamış elektron çiftleri burada hep oksijenin etrafında. Bunlardan bir tanesini örneğin şunu alsak ve başka bir kovalent bağ oluştursak nasıl olur? Bu durumda oluşacak olan diyagramı tekrar çizelim. Merkezde karbon baştaki 3 kovalent bağ etrafında hidrojenler ve oksijen var. Şimdi yeni bir kovalent bağ gelecek. Oksijenin etrafında da iki ortaklanmamış elektron çifti olacak. Şöyle çiziyorum. Evet. Şu anda durum gayet iyi. Oksijenin iki ortaklanmamış elektron çifti var. Yani dört elektronu var. Aşağıdaki ikili bağdan da dört geldi. Sekiz oldu. Hidrojenlerin de karbonla paylaştığı ikişer elektronları var. Ama şimdi karbonun eskisine kıyasla dört kovalent bağ var. İki tane tekli bağ, bir tane de ikili bağ. Bunlardan her birinde 2 elektron olduğuna göre toplamda karbonun 8 elektronu var. Sonuç olarak bu çizdiğim Lewis yapısı formal için gayet kabul edilebilir, mantıklı bir yapı.